Stres Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Intel'in 8. nesil işlemciler için uygun bir platform olan Asus ROG Strix Z370F Gaming anakartı inceliyoruz. Masaüstü bilgisayar platformu konusunda geçtiğimiz yıla bir marka damgasını vurdu ki hepimiz onun adının AMD olduğunu biliyoruz. Ryzen platformu oyuncular bir yana, masaüstü bilgisayar toplamak isteyenler için büyük avantaj sağlayan AMD karşısında Intel ise geç de olsa hamlesini gerçekleştirdi ve 8. nesil işlemcilerini kullanıcılara 2017'nin son çeyreğinde sundu. 8. nesil olarak bilinen Coffee Lake platformunda ilk aşamada 6 adet işlemci yer alıyordu ve bunlar pek tabii ki Core i3, i5 ve i7 olarak sınıflanıyor. Buna yeni modeller de eklenecek ve biliyorsunuz ki bunların içinde AMD RX Vega grafik işlemcisini göreceğiz. Bu ayrı bir konu. Vakti gelince zaten bunu konuşacağız. Bugünkü incelememiz ise 8. nesil Intel işlemcileri, yani dolayısıyla Z370 Intel yongası çevresinde dolaşacak olan Asus ROG Strix Z370F Gaming anakartı ile ilgili. Eğer 8. nesil Intel işlemci sahibi olmak istiyorsanız, her ne kadar soket yapısı 1151 olsa da yeni bir anakart sahibi olmak durumdasınız. Bunun örneklerinden biri de elimizdeki Asus'un Z370F Gaming modeli oluyor. 8. nesil Intel işlemcilerinin en önemli avantajlarından biri kuşkusuz 7. nesle göre frekans arttırmış olmaları. Elimizde Intel Core i5-8600K işlemcileri yer alıyor ve bunu da anakartımız Asus ROG Strix Z370F Gaming'e yerleştirmiş bulunuyoruz. Hemen teknik altyapısından bahsedecek olursak, başta da söylediğimiz gibi yalnızca 14 nanometre mimarisine sahip Intel 1151 soket yapısındaki işlemcilerle uyumlu olan anakart, tümleşik grafik işlemcisiyle kuşkusuz üzerinde bulunduruyor. Bellek noktasında maksimum 64 GB'a kadar DDR4 desteği veren kart burada 4000 MHz'e kadar hız aşırtma imkanı tanıyor. Belleklerinizi 4 adede kadar dual kanal üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Depolama noktasında elbette M.2 desteği mevcut anakarta. Anakartta çift M.2 yuvası bulunabiliyor. Hatta kartta M.2 ısı bloğu da üzerinde yer alıyor. Böylece M.2 SSD'lerin soğutulmasına kartta önem gösterilmiş. Bu da kuşkusuz daha iyi bir performans almanızı sağlıyor. Intel i219V yonga seti Ethernet desteği sağlayan kart. Ayrıca ROG SupremeFX yongası ile ses konusunda da oyunculara gerekli altyapıyı sunuyor. Arka tarafında zaten bağlantılar arasında çeşitli ses çıkışlarını görebiliyorsunuz. Gerek Nvidia 2 yönlü SLI, gerek AMD 3 yolu Crossfire desteği de bulunduran kart, bağlantılar arasında HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2 grafik bağlantılarını sunuyor. USB noktasında da arka tarafta toplam 6 adet bağlantınız mevcut. Asus bu kartında da donanım desteğini yazılımla bütünleştirerek sunuyor bizlere. Bunu zaten ilk etapta BIOS ekranı ile görüyoruz. Esnek ve rahat bir şekilde kullanabildiğiniz BIOS ekranını bildiğiniz gibi fare ile de kolaylıkla kontrol etme imkanınız mevcut ve tüm ayarlarınızı bu arayüzden hız aşırtmalar dahil gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında Asus'un Sonic Studio 3 yazılımı ise uygulamaya özel ses profilleri oluşturabiliyor ve Sonic Radar 3 ile de bunu daha kişisel hale getirebiliyorsunuz. Yine Asus'un daha önceki anakartlarında da gördüğümüz gibi 5 yönlü optimizasyon bu kart içinde mevcut. Bu sayede eliniz sürekli anakartın üzerinde olabiliyor. Bir diğer bahsedebileceğimiz konu ise özel ışıklandırma sevenlere özel. Kartta Asus Sync RGB LED aydınlatmaları görüyoruz. Bu da özellikle şeffaf kasalara sahip olan kullanıcılara veya uzay sistem kullanmayı sevenler için büyük keyif demek. Aura Sync yazılımı üzerinden aydınlatma, ışıklandırmalı bölümün efektini değiştirebiliyorsunuz. Bu kısım biraz dar. Evet, çok fazla RGB aydınlatma mevcut değil. Ancak dilerseniz ışıklandırmayı arttırmak isterseniz RGB şeritlerini ayrı olarak edinebiliyorsunuz. Asus ROG Strix Z370F Gaming seçenekleri geniş bir anakart olması ve hız aşırtma yetenekleri gözetmesiyle 8. nesil işlemci tercihi olan oyuncular tarafından rahatlıkla tercih edilecektir kanaatindeyiz. Özellikle üzerinde 2 adet M.2 SSD yuvası bulundurması da onun performans konusundaki en önemli artılarından. Orta seviyeli bir sistem toplayabilirsiniz veya M.2 SSD'sinden GTX 1080'ine kadar güçlü bileşenlerden oluşan bir sistem düşünebilirsiniz. Eğer 8. nesil işlemci özelinde bir sistem topluyorsanız ROG Strix Z370F Gaming alışveriş listenizin en güçlü adaylarından biri olacaktır kanaatindeyiz. Bu arada ROG Strix Z370F Gaming'in fiyatının da 1068 TL civarında olduğunu söyleyelim. Bizim elimizdeki sistem detaylarına baktığımızda her ne kadar orta seviyeli bir sistem gibi görünse de aslında ekran kartı olarak 1030'u tercih ettik. Öte yandan 16 GB'lık bir bellek, DDR4 belleklerimiz mevcut SK markasından. Öte yandan Samsung'un
860 Pro SSD'si yine mevcut. M.2 SSD dediğim gibi onu ayrıca yerleştirebiliyorsunuz. Tamamen özelleştirme seçenekleriniz mevcut. Üst seviyeye yakın bir çizgiye de çıkartabilirsiniz anakartı. Bu anlam tabii ki seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.